Sosyal medya son yıllarda hayatın merkezinde. Bazı kullanıcılar için takipçi sayısı oldukça önemli. Ticari amaçlarla kişisel kullanıcılar da markalarda takipçi satın alabiliyor. Ancak bu durum hukuki sonuçlar doğurabilir. Kendimi biraz daha görünür kılayım şeklinde amaçlarla kişisel olarak takipçi satın alanları bunun dışında bırakıyoruz. Ticari kazanç amacıyla bunu yaptıkları zaman ve rakipleri de bundan zarar gördüğü zaman bunun tazminini isteyebiliyorlar. Ticaret kanununa göre takipçi satın almak haksız rekabete sebep oluyor. Uzmanlar kişisel verilerin güvenliği için sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kapalı hesapları gör veya seni engelleyenleri gör gibi bazı vaatlerle gelen uygulamalara kullanıcı adı ve şifreler verildiğinde daha sonra canlı takipçi olarak sizin hesabınızı başkaları kontrol altına alabiliyor. Üstelik hukuki süreçte takipçi satın alındığını ispatlamak oldukça zor. Buradaki algoritmalara bakarak bazı tahminlerde bulunuyoruz. Yani diyelim ki takipçi sayısı çok fazla ama izlenme sayısı çok az veya belki etkileşimi çok az. Bu gibi durumlarda takipçi satın aldığına bir emare teşkil edebiliyor. Suçun mahkeme tarafından tespiti halinde 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Herkes tarafından erişilen ancak tek bir kişiye ait olan dijital varlıklar, bir diğer adıyla da NFT'ler. Kimi zaman milyonlarca